Edinburgh, İskoçya'nın başkentidir. 1437 yılından beri bu ülkeye başkentlik yapan şehir, Glasgow'dan sonra ülkenin en büyük ikinci şehridir. İskoçya'nın doğusunda, Kuzey Denizi'ne yakın bir konumda bulunan bu masalsı şehir, gezginlerin gözde şehirlerinden birisidir. Şehrin en öne çıkan özelliği ise, Orta Çağ ve Georgian dönemlerine ait göz kamaştıran mimarisidir. Yüksek eğitim oranı, kültürel düzeyi sebebiyle Kuzey'in Atina'sı olarak anılan şehir, İskoç aydınlanmasında önemli bir yere sahiptir. Eski şehir ve yeni şehir olarak iki bölgesi bulunan Edinburgh, UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Şehrin kültürel düzeyinin bu kadar yüksek olmasında ve eğitimde oldukça ileri düzeyde olmasında şehirdeki üniversitelerin rolü büyüktür. Bünyesinde 4 tane üniversite bulunduran Edinburgh, öğretim yılı içerisinde adeta öğrenci cennetine dönüşmektedir. Şehirde öğrenim gören öğrenci sayısı 100 binden fazladır. Şehirdeki üniversitelerden en eskisi Edinburgh Üniversitesi'dir. Dünyanın en saygıdeğer üniversiteler arasında gösterilen Edinburgh Üniversitesi, 1583 yılında kurulmuştur. Oldukça köklü olan bu üniversite, 2010 yılında Uluslararası Üniversiteler Sıralamasında 9. seçilerek dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasına girmeyi başarmıştır. Edinburgh Üniversitesi dışında şehirde bulunan diğer üniversitelerden birisi Heriot Watt Üniversitesi'dir. Temelleri 1821 yılında mekanik eğitimi alanında atılan bu enstitü, 1966 yılında üniversite statüsü kazanmıştır. Edinburgh Napier Üniversitesi de eğitim hayatına yüksek okul olarak başlayan ve 1992 yılında tam üniversite statüsü verilen bir üniversitedir. Bu üç üniversiteye 2007 yılında üniversite statüsü kazanan Queen Margaret Üniversitesi eklenmiştir. Her yıl başarıları dünyaca onaylanan bu üniversitelere binlerce öğrenci kayıt olmaktadır ve şehrin kültürel ve bilimsel kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Antik ve modern İskoçya'nın bütün özelliklerini bulabileceğiniz Edinburgh'ın tarihi de oldukça eskilere dayanıyor. Milattan önce 8500'lü yıllara dayanan izler barındıran bölgede ayrıca Castle Rock, Arthur's Seat, Craig Lockhart Hill ve Pentland Hills isimli tunç ve demir çağının izlerinin bulunduğu yerleşim alanları da mevcut. Milattan sonraki 1. yüzyılda ise Romalılar, Lothian bölgesine geldiklerinde kayıtlara Votadini olarak geçen bir kabile keşfetmişler. 7. yüzyılda ise İngilizler bu bölgeyi işgale başlamışlar ve Edinburgh adını vermişler. Bu tarihten sonra İngilizler ve İskoçlar arasında sürüp giden bir çatışma ortamı ortaya çıkmıştır. 12. yüzyılda ise Edinburgh kendi yönetimini ele almış ve şehir olmuştur. Fakat İngiltere'nin Edinburgh'ı kontrol altına alma isteği yıllar boyunca çeşitli çatışmalara ve savaşlara sebep olmuştur. William Wallace tarafından yönetilen bu savaşlardan biri 1995 yılında çekilen Cesur Yürek adlı filme de konu olmuştur. İskoç bağımsızlığını anlatan bu film, dünyada çok sayıda insan tarafından izlenmiş kült bir yapımdır. William Wallace'ın istifa etmesi üzerine İskoçya soyluları Robert Bruce ve John Comyn'i İskoçya'nın yeni muhafızları olarak seçti. Hırslı ve güçlü bir savaşçı olan Robert Bruce, hiç vakit kaybetmeden John Comyn'i öldürdü ve 1306 yılında kendini kral olarak ilan etti. Robert Bruce tahtta iken İngiltere ile bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre İngiltere, İskoçya'nın bağımsızlığını kabul ediyor ve Robert Bruce'u kral olarak tanıdığını bildiriyordu. Kral Robert Bruce döneminde Edinburgh, İskoçya'nın en önemli bölgesi olmuştur. Kral Robert Bruce'un ölümünden sonra ise İngiltere, hiç vakit kaybetmeden İskoçya ile yeniden savaşmaya başlamıştır. 15. yüzyıla gelindiğinde ise İskoçya ve İngiltere arasında önemli bir gelişme yaşandı. İskoç Kralı 4. James, İngiliz Kral 7. Henry'nin kızı olan Tudor ile evlendi. Bu evlilik neticesinde İskoçya ve İngiltere de birbiriyle ayrılmaz bir şekilde bağlanmış oldu. Sanat ve bilimde oldukça önemli gelişmeler yaşandı ve ülkenin kültürel ve sanatsal hayatı hız kazandı. Fakat bu barış ortamı uzun yıllar devam edemedi. Fransa, Kral 4. James'ten iç hukuklarıyla ilgili yaşadıkları savaşa yardım etmesini isteyince, çatışma ortamı ve savaşlar geri döndü. 17. yüzyılın sonuna gelindiğinde ise Edinburgh tam bir kaos içindeydi. Bölgeye yayılan veba salgını yüzünden nüfusu gittikçe azalıyordu. Bu duruma ilaveten bölgede kıtlık da başlamıştı. Veba ve açlık yüzünden nüfusunun büyük bir kısmı yok oldu. Yaşanan iç savaşlar da ülke ekonomisini mahvetmiş durumdaydı. Bu sağlıksız ve fakir ortamda tek çıkış yolunun barış olduğuna karar verildi.
İngiltere ve İskoçya arasında 1707 yılında birlik yasası imzalandı. Bu yasaya göre İskoçya, İngiltere ile aynı parlamentoya sahiptir. Ancak İngiltere'nin tam bir egemenliği söz konusu değildir. İskoçya, kendi kilisesini ve yasal sistemini korumayı başarmıştır. Felaketler ve savaşlarla geçen yüzyılların ardından 18. yüzyıl Edinburgh'ın dönüm noktası olmuştur. Bu yüzyılda gelişmeye başlayan Edinburgh, genişlemeye de başladı. Eski kalabalık ve sağlıksız koşullardan uzaklaşmak için şehrin yeni bölgesine doğru yerleşimler başladı. Günümüzde yeni şehir olarak anılan bu bölgede aydınlanmaya katkı sağlayacak filozoflar, bilim insanları ve sanatçılar müthiş bir hızla ortaya çıkmaya başladı. 19. yüzyılda ise dünya gibi Edinburgh'da endüstri devrimiyle tanıştı. Yeni endüstrilerle tanışan bölge halkı üretimde hız kazandı. Şehirdeki gelişimler hiçbir zaman durmadı ve Edinburgh bugünkü modern ve gelişmiş yüzüne kavuştu. Eski şehir ve yeni şehir olarak iki bölgeden oluşan Edinburgh'ın bir yanı eski ve ihtişamlı binaları, tarihi dönemlerden kalma cadde adları ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ziyaretçilerine tarihini açarken bir yanı da sanatı ve kültürüyle modern hayatı sergiliyor. Tüm bu tarihinin yanı sıra Edinburgh denilince edebiyat dünyasından da bahsetmek olmaz. Edinburgh, 2004 yılında UNESCO tarafından edebiyat kenti unvanını alan ilk şehirdir. Edinburghlı yazar Robert Louis Stevenson, dünyaca ünlü Define Adası ve Dr. Jekyll ve Bay Hyde'ın Tuhaf Hikayesi adlı eserlerini Edinburgh'da yazmıştır. Britannica Ansiklopedisi ilk olarak Edinburgh Royal Mile bölgesinde bulunan bir ara sokak olan Anchor Close'daki topluluk tarafından yayınlandı. Edinburgh'da bulunan Fil Cafe isimli mekan ise J.K. Rowling'in Harry Potter serisini yazarken sık sık uğradığı ve çalışmalarını yaptığı kafedir. Edinburgh'da yaptığım Harry Potter turunun videosunu kanalımda bulabilirsiniz. İskoçya denince akla gelen bir diğer simge ise kilttir. İskoç etiği olarak da bilinen ve özel günlerde ve resmi törenlerde erkekler tarafından giyilen kilt, Edinburgh ile adeta özdeşleşmiştir. Köklü bir tarihi, kaliteli ve yüksek seviyeli eğitimi, kültürel ve sanatsal aktivitelerin bolluğu ile ziyaretçilerini bekleyen Edinburgh, göz kamaştırıcı bir atmosfere sahiptir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.